Protista alemi ökaryot özellik gösteren canlılarda ve tek hücreli bir canlıda demiş. Biz protista alemine örnekler verecek olursak amip protista aleminde öglena, paramecium, cıvık mantarlar, sporlar ve bir hücreli altlar protista alemine örnek verilebilir. Kamçıları aracılığıyla aktif hareket etme öglenada görülebilir, bir hücreli altta görülebilir. O yüzden bu grubun canlılar arasında kamçısıyla hareket eden vardır. Bölünerek eşeysiz üreme bir hücrelilerin tamamında bölünerek eşeysiz üreme görülebilir. Uygun olmayan ortamda endospor oluşumu, endospor oluşumu sadece bakterilerde görülen bir olaydır. Bu yüzden protista alemindeki canlılarda endospor oluşumu gözlenmez. Fotosentez yaparak besin üretme, yine öglena fotosentez yapabilir bu gruptan. Bir hücreli alpler fotosentez yapabilir. Bu yüzden fotosentez protista alemindeki bir hücreli canlılarda görülen bir olaydır. Kontraktil kofuları aracılığıyla boşaltım yapma. Protista alemi zaten ökaryotik özellik gösteriyordu. Kontraktil kofuları bulunabilir. Özellikle tatlı suda yaşayan bir hücrelilerde hücre içindeki fazla suyun dışarı atılmasında kontraktil kofular görev yapar. Uygun olmayan ortamda endospor oluşturma protista aleminde görülmeyen bir özelliktir. Cevabımız Ceyhan. Mantarlar aleminde yer alan canlılar ökaryotik özellik gösterir. Mantarlar alemi hücre çeperi bulundurur. Ayrıca kitinden hücre çeperi. Ayrıca mantarlarda tamamı heterotrof özellik gösterir. Yani bazıları saprofit olabilir mantarların, bazıları da parazit olabilir. Buna göre parazit yaşam mantarlarda görülür. Saprofitlik yani ayrıştırıcı özellik mantarlarda görülür. Kemosentez ve fotosentez ototrof yaşamdır. Ototrof yaşam hiçbir şekilde mantarlarda gözlenmez. O yüzden 1 ve 2 mantarlarda görülebilir. Cevabımız Adana. Bütün bitki türleri için ortak özellik arıyoruz. İletim demetlerine sahip olma karayosununda yok. O yüzden bütün bitkilerde ortak özelliktir diyemeyiz. Tohum oluşturma, tohumsuz bitkiler grubumuz var. Tohumsuz bitkilere örnek olarak karayosunu, eğrelti otu örnek verilebilir. O zaman tüm bitkilerde tohum oluşturma gözlenmez. Üreme organı olarak çiçek bulundurma, tohumsuz bitkilere aynı zamanda çiçeksiz bitkiler de diyebiliriz. Çiçeksiz bitkiler grubumuz var. Eğrelti otu, karayosunu. O yüzden bütün bitkilerde çiçek bulundurma söz konusu olamaz. Odunsu gövdeye sahip olma. Bazı bitkiler otsu gövdeye sahiptir. Bazı bitkiler odunsu gövdeye sahiptir. O yüzden tamamında odunsu gövdeye sahip olma söyleyemeyiz. Depo polisakkariti olarak nişasta bulundurma. Bitkilerin tamamında depo polisakkariti nişastadır söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne. Mantarlarla ilgili olarak mantarlar ökaryot özellik gösterir. Kitinden hücre çeperi vardır ve mantarlar heterotrof yaşam gösterir. Heterotrof yaşam içerisinde de mantarlar ya saprofittir ya parazittir. Şimdi buna göre genellikle hücre çeperinde kitin bulunur. Evet, söyleyebiliriz. Hücreleri genellikle çok çekirdeklidir. Bazıları tek çekirdekli, bazıları çok çekirdeklidir. Söylenebilir. İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi dediğimiz zaman ototrofluk aklımıza gelir. Ototrofluk da fotosentez veya kemosentezdir. Hiçbir mantar türünde ototrof yaşam gözlenemez. Eşeyli veya eşeysiz üreyebilir. Mantarlarda sporlu üreme de vardır. Eşeyli üreme yani metagenez de vardır. Bu yüzden eşeyli veya eşeysiz üreme görülebilir. Diğer canlılarda hastalık oluşmasına neden olabilir. Bazılarının saprofit olduğunu söylemiştik ve bazılarının da parazit olduğunu söylemiştik. Parazit olanlar diğer canlılarda hastalık oluşmasına sebep olabilir. Mantarlarda kesinlikle ototrof yaşam görülmez. Yani inorganik maddelerden organik besin sentezi gözlenmez. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Protista alemi ökaryotik özellik gösteren çoğunluğu bir hücreli canlılarda.
Bu canlı grubunun özelliklerine, örneklerine gelecek olursak, amip örnek verilebilir, öglena örnek verebiliriz, paramesyumu, sporluları, cıvık mantarları ve bir hücreli alpleri protista alemine örnek olarak verebiliriz. Bazıları bir hücreli olabilir. Bir hücreli olma protista aleminde olabilen bir özellik. Aktif hareket etme. Öglena'da mesela kamçı var. Aktif hareket edebilir. Yani protista aleminde aktif hareket eden canlıları rastlayabiliriz. Parazit beslenme. Mesela sporlar hastalık yapıcı canlılardır. Parazit olarak yaşarlar. O zaman parazit beslenme protista aleminde görülebilir. Su ortamında yaşama, bir hücreli canlıların çoğunluğu su ortamında yaşar. O yüzden protista alemindeki canlıların su ortamında yaşamasını gözlemleyebiliriz. Kemosentezle besin üretme, kemosentez sadece bakteri ve arkelerde görülen bir özelliktir. Hiçbir protista grubu canlısında kemosentez gözlenmez. Bu yüzden cevabımız Edirne. Protista aleminde yer alan kırmızı alg, plazmodyum ve paramesyum için parazit olarak yaşamını devam ettirme kırmızı alg için geçerli değil. Plazmodyum parazittir. Paramesyum için geçerli değil. Ökaryot hücre yapısına sahip olma, yani çekirdek sarı ve zarlı organellerin bulunması kırmızı alg için de geçerli. Plazmodyum için de geçerli. Paramesyum da için de geçerli. Zaten protista alemi ökaryot özellik gösterir. Spor oluşturarak üreme. Kırmızı alglerde sporla üreme var. Plazmodyumda sporla üreme var. Paramesyumda sporla üreme yok. Fotosentezle besin üretme kırmızı algde var. Plazmodyumda ve paramesyumda yoktur. Sileri aracılığıyla hareket etme paramesyumda var. Kırmızı algde ve plazmodyumda yoktur. Bu yüzden ökaryot hücre yapısına sahip olma bu 3 canlı için de geçerlidir. Cevabımız Bursa. Şekilde verilen canlı protista aleminde yer alan öglenadır. Yani kamçılı bir hücreli canlıdır. Kloroplastı var, fotosentez yapabiliyor. Mitokondrisi var, oksijenli solunum yapıyor. Kamçısıyla aktif yer değiştirme yapabilir. Çekirdeği de içerisinde genetik materyali, DNA'sı çekirdek içinde bulunur. Dokusal oluşuma sahiptir. Bir hücreli bir canlı olduğu için asla dokusal oluşum gözlenmez. Işık varlığında organik besin sentezi yapabilir. Yani fotosentezden bahsediyor. Evet, yapabilir. Oksijenli solunumla ATP sentezi yapar. Mitokondrisi vardır. Evet, söyleyebiliriz. Kamçısı aracılığıyla aktif hareket edebilir. Evet, söyleyebiliriz. İkiye bölünerek eşeysiz üreyebilir. Bir hücreli canlı olduğu için bir hücrelerde bölünerek üreme görülebilir. Ama dokusal oluşum, yani hücrelerin bir araya gelerek dokuları oluşturması çok hücreli canlılarda görülen bir özelliktir. Öglena'da görünmez. Bu yüzden cevabımız Adana. Protista alemindeki bir hücreli canlı da fotosentez yapabilir. Yine protista alemindeki çok hücreli bir canlı da fotosentez yapabilir. Öglena ve alg örnek verilebilir. Heterotrof beslenme, yine protista alemindeki bir hücreli bir canlı heterotrof beslenebildiği gibi çok hücreli bir canlı da heterotrof beslenebilir. Aktif hareket etme hem bir hücreli bir canlıda hem de çok hücreli bir canlıda gözlenebilir. Oksijenli solunum hem bir hücreli bir canlıda hem de çok hücreli bir canlıda gözlenebilir. Bölünerek üreme ifadesi ise sadece bir hücreli canlılarda görülebilir. Çok hücreli canlılarda bölünerek üreme olmaz. Çok hücreli canlılarda böldüğümüzde iki canlı oluşuyorsa biz ona rejenerasyon diyoruz. Yani bölünerek üreme çok hücreli canlılarda görülen bir olay değildir. Çok hücrelilerde bu ifade rejenerasyon olarak geçer. Bir hücreli canlılarda ise bölünerek üreme olarak geçer. Bu yüzden kesinlikle ortak olarak gerçekleşmeyen olay bölünerek üremedir. Cevabımız Bursa. Mantarlarda görülen sporla çoğalma bitkiler alemindeki canlılarda da görülebilir. Eğrelti, karayosunu örnek olarak verilebilir. Hücre çeperine sahip olma, mantarlarda kitinden, bitkilerde ise selülozdan hücre çeperi vardır. Hücre çeperi ortak bir özelliktir. Glikojen bulundurma, glikojen mantarlarda depo polisakkaritidir. Bitkilerdeki depo polisakkariti ise nişastadır. O yüzden bitkilerde glikojen bulunmaz. Saprofit beslenme,
ayrıştırıcılık demektir. Yani organik kalıntıları inorganik maddelere dönüştürmeye biz saprofitlik ya da ayrıştırıcılık diyoruz. Mantarlar organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler, saprofit beslenirler ama bitkiler aleminde saprofit olarak beslenen hiçbir canlı yoktur. Bu yüzden 3 ve 4 bitkilerde de ortak olarak görülen özellikler değildir. 1 ve 2 hem mantarlarda hem de bitkilerde ortak olarak görülebilir. Cevabımız Adana. 1 hem protista hem mantar hem de bitki için ortak özellik olduğuna göre 1 ökaryot hücre yapısına sahip olma olabilir. 2 sinir sistemine sahip olma demiş. 2 nolu olay protista da var. Sadece protista da görülüyor. Protistanın sinir sistemi yoktur protista aleminde. O yüzden yanlış bir ifadedir. 3 kitin yapılı hücre çeperi bulundurma olabilir. 3 sadece mantarda bulunan bir özellikmiş. O zaman kitin yapılı hücre çeperi olabilir. 4 sadece bitkide olan bir özellik. Buna göre kök, gövde, yaprak bulundurabilme sadece bitkide görülen bir özelliktir söylenebilir. 1 eşeysiz veya eşeyli üreyebilme olabilir. Hem protistada hem mantarda hem de bitkide eşeyli üremede, eşeysiz üremede görülebilir söyleyebiliriz. 2 sinir sistemine sahip olma olabilir demiş. Protista aleminde sinir sistemi yoktur. O yüzden cevabımız Bursa. Bitkisi tohum oluşturmuyor. İletim demeti de yok. O yüzden X bitkisi karayosunudur. Yani hem tohumsuz hem de damarsız olacak. Y bitkisine bakıyoruz. Tohum oluşturmuyor ama iletim demeti var. O zaman damarlı bitki aynı zamanda tohumsuz bitki olacak. Örneğimiz erelti otu. Z bitkisi hem tohum oluşturabiliyor hem iletim demeti var. O zaman Z bitkisi tohumlu bitkiler grubunda yer alıyor. X ve Y spor oluşturarak üreyebilir. Karayosunu ve erelti otu sporla ürer. Çiçeksiz yani tohumsuz bitkilere örnektir. Evet söyleyebiliriz. Y gelişmiş çiçek yapısı bulundurur. Y bitkisi erelti otuydu. Erelti otu tohumsuz bitkiler grubuna girer. Aynı zamanda çiçeksiz bitkidir. O yüzden çiçek yapısı bulunur. Yanlış bir ifadedir. Z'de eşeysiz üremeyi, eşeyli üremenin takip ettiği metagenez görülür demiş. Z'de metagenez görünmez. Z'de eşeyli üreme veyahut da bağımsız olarak eşeysiz üreme görülebilir. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği metagenez karayosunu ve erelti otunda görülür. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. X ve Z otusu Y odunsu gövdeye sahiptir. X ve Y otusu Z ise otusu da olabilir, odunsu da olabilir. Bu yüzden bu ifademiz de yanlıştır. X'te embriyonun ihtiyacı olan besin dokudan karşılanır. Besi doku yani endosperm, endosperm tohumlu bitkilerde görülen bir yapıdır. Tohumsuz bitkilerde endosperm yoktur. Bu yüzden cevabımız Adana. Protista aleminde yer alan bazı canlılar ve özellikleri verilmiş. P canlısı sil bulunduruyor. Kloroplasti yok. Heterotrof besleniyor. O zaman protista aleminden bu canlı paramecium olabilir. R canlısı sil yok. Kloroplast yok. Heterotrof besleniyor ve yalancı ayak oluşturuyor. Amip olabilir. S canlısı da sil bulundurmuyor. Kloroplasti var. Heterotrof beslenmiyor yani ototrof besleniyor. Yalancı ayak oluşturmuyor. O zaman öglena olabilir. Protista aleminden diyebiliriz. Buna göre P ve R türleri aktif yer değiştirebilir. P'de sil var. R'de ise yalancı ayak var. Bu yüzden ikisi de aktif yer değiştirebilir. P ve R türleri gelişmiş sindirim sistemi protista alemindeki bir hücreli canlılar için söyleyemeyiz. Sindirim enzimleri vardır, sindirim yapısı vardır. Ama sindirim sistemi çok hücreli canlılarda görülen bir özelliktir. P ve R türleri için söyleyemeyiz. S türü inorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezleyebilir. S türünün kloroplast bulundurduğunu söylemiş. Kloroplast bulundurduğu için inorganik maddelerden organik besin sentezleyebilir. Yani ototrof olabilir. Yani fotosentez ile besinini üretebilir söyleyebiliriz. R türü endositozla besin alabilir. R türü amip
demiştik. Amip yalancı ayakla besini sarıp hücre içine alabilir. Yani endostoz yapabilir, söyleyebiliriz. S türü ışık enerjisini kullanarak ATP üretebilir. S türü öglene olabilir demiştik. Fotosentez yaptığını söylemiştik. Fotosentez yaptığı için ışık enerjisini kullanarak ATP üretebilir. P ve R türlere gelişmiş sindirim sistemine sahiptir ifadesi yanlıştır. Cevabımız Bursa.